Arkası Yarın. Leyla ile Mecnun 8. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses kayıt, montaj ve kurgu Mustafa Özcan. Bu oyun, asırlar ötesinden günümüze kadar ulaşmış unutulmayan bir sevdanın hikayesidir. Leyla ile Mecnun, birbirlerine husumet duyan sınır komşusu iki kabile beyinin çocuklarıdır. İki genç, tanıştıktan kısa bir süre sonra ölümüne aşık olurlar birbirlerine. Mecnun'un babası Leyla'yı oğluna istetirse de deli diye vermezler. Aradan uzun zaman geçer. Bir gün Leyla'ya Mecnun'un tekrar kabilesine geldiğini haber verirler. Gizliden onu görmeye gider. Ancak iki genç birbirlerini görür görmez kendilerinden geçerler. Mecnun'un arkadaşları Leyla'yı unutması için onu Bağdat'ın en güzel rakkasesiyle tanıştırırlar ama o bu güzele hiç itibar etmez. Bir yandan Mecnun'un babası son çare olarak oğlu Mecnun'u başka bir kızla evlendirmeye karar verir. Vallahi ne diyeyim, denemeden buna cevap vermek çok zor. Var mı aklında böyle bir kız? Kevser'i hatırlarsın, çok güzel bir kızdır. Hatırladım. Hakikaten hem güzel hem de asil bir ailenin kızı. Geçenlerde Kevser el öpmeye bana geldi. Sohbet arasında Kays'a aşık olduğunu anladım. Kays'a onunla tanıştıracağım. Tanıştır bakalım. Bakarsın Kays kızın güzelliğine çarpılır da Leyla'dan vazgeçer. Kız öylesine serpilip güzelleşmiş ki gördüğü anda bizimkinin aklının başından gideceğine eminim. Leyla'dan kat kat güzel. Sen söyledikten sonra doğrudur hatun. Lakin mesele Kays'ın kızı Leyla'dan daha güzel bulması. Eğer bu kız Kays'a Leyla'yı unutturacak olursa hemen ertesi gün Kevser'le nikahlarız ve bu işte hayırlısıyla sona erer. İnşallah. İnşallah hatun. Sen hemen adamlarına emir ver. Kays'ı bulup buraya getirsinler. Gerisini ben hallederim bey. Olur. Kahya'ya söylerim. Atlılar çıkartıp Kays'ı buldururlar. Mecnun her zaman olduğu gibi yine Leyla'nın obasının yakınlarındaydı. Yüzünü bir kere görmek için canını bile vermeye hazırdı. Öte yandan Kays'ın obanın çevresinde bulunması kabile gençlerini öfkeden delirtiyordu. Bu işe bir son vermek amacıyla Leyla'nın babasına gittiler. O rezil Mecnun hala buralarda mı? Buralarda beyim. Zaman zaman hurmalıkta rastlıyoruz ona. Vay haysiyetsiz herif vay. Ben onu dövdüğünüzden sonra bir daha buralara gelmez sanıyordum. Biz de kurtulduğumuzu sanıyorduk bey ama aldanmışız. Babası onu hacca götürdüğü için uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Şimdi yeniden hem de yarı çıplak bir vaziyette obamızın etrafında dolaşıp yine saçma sapan beyitler okuyup duruyormuş. Boşuna Mecnun adını takmamışlar. İyice azıtmış anlaşılan. Beyim. Artık bu iş namus meselesi haline geldi. Kendisine bir daha rastlayacak olursak onu öldüreceğiz. Bunun için ruhsat vermeni istiyoruz sizden. Evet beyim, dövmekle iş bitmiyor. Mecnun'un kızınızla ilgili söylediği o saçma sapan beyitler yüzünden Leyla Hanım'ın adını duymayan kalmadı Arabistan'da, kalmadı. Çöl bedevileri bile Mecnun'un beyitlerini ezberlemiş, alaylı alaylı her yerde söyler olmuş beyim. Allah kahretsin. Bu rezil herif yalnız kendi kabilesini değil, bizim kabilemizi de rezil etti. Onurumuzla oynadı. Ruhsat veriyorum. Bir daha buralara gelecek olursa öldürün o deliği.
Kabile gençleri büyük bir öfkeyle Leyla'nın babasının yanından ayrıldılar. Hemen silahlanarak Mecnun'u aramaya başladılar. Ama ilginçtir, her zaman obanın çevresinden ayrılmayan Mecnun'u bulamadılar. Mecnun'u yalnız silahlı gençler değil, babasının adamları da arıyordu. Çöle yayılan atlılar önlerine gelene Mecnun'u soruyorlardı. Allah Allah, nereye kayboldu bu deli çocuk? Sakın bir vahşi hayvan parçalamış olmasın Kahya. Tamam. Onu görenler hayvanlarla arasının iyi olduğunu söylediler. Leyla'nın yüzünden canına da kıymış olabilir. Yapar mı yapar hani. Buraya doğru bir koyun sürüsü geliyor. Hı. Belki çoban görmüş olabilir onu. Olabilir. Çobanlar her yerde gezinirler. Selamun aleyküm çoban efendi. Ve aleyküm esselam beyim. Biz birini arıyoruz çoban kardeş. Belki sen görmüş olabilirsin. Hele bir tarif edin. Belki görmüşümdür. 18 yaşlarında saçı sakalı birbirine girmiş yarı çıplak biri. Biraz da deliye benziyor. Tamam bildim. Öyle birine rastladım. Yanında bir ceylan yarı çıplak bir vaziyette çölde hem ağlıyor hem de bağıra bağıra beyitler okuyordu. Tamam. İşte aradığımız genç o. Nerede gördün kendisini? Çöldeki ilk vahanın orada. Sağ ol çoban kardeş. Çocuklar, siz gidip beye Kays'ı bulduğumuzu haber verin. Ben de Kays'ı alıp arkanızdan gelirim. Biliyor musun güzel gözlü Ceylan'ım? Bu dünyada beni seven iki kişi var. Leyla'm, öteki de sensin. Sen sevgilinin ne olduğunu insanlardan daha iyi bilirsin. Bak, beni sevdiğin için peşimdesin. Ben de Leyla'yı sevdiğim için onun peşindeyim. Ne olurdu, bütün insanlar birbirlerini sevseydi. Sevenler birbirlerine kavuşsaydı. Atlılar buraya doğru geliyor. Korkma Ceylan'ım. Suya hasret kalmış bir kervandır. Sanırım buradan su içip giderler. İşte Kahya. Kays burada. Aman Allah'ım, bu delikanlı. Bu Ucube. Beyimizin oğlu Kays mı? Sanırım o. Kays. Kahya. Beyzadem. Nedir bu haliniz? Seni tanımakta güçlük çektim. Senin gibi bir bey oğluna böyle olmak, böyle yaşamak yakışır mı hiç? Üzerinde kirli bir gömlekten başka hiçbir şey yok. Adeta insanlıktan çıkmışsın. İnsanlıktan çıktığım doğrudur Kahya. Çünkü insanlar beni anlamadılar. Onlar gibi olacağıma hiç olmamak daha iyi. Neden geldiniz buraya? Baban ve annen seni çok özledi. Hasretinden hasta oldular. Birkaç günlüğüne olsun eve gelsin. Sonra yine istediği yere gidebilir dediler. Hadi daha fazla üzme onları. Gel benimle. Peki Kaya, geleyim. Güzel gözlü Ceylan'ım. Vefalı dostum benim. Ne yazık ki senden ayrılmak zorundayım. Ama üzülme. Benim yüreğimde Leyla'mın sevgisi yattığı sürece ben yine gelirim buraya. Oğlum, yiğidim, seni tekrar gördüğüm için Rabbime şükürler olsun. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim anne. Bu ne biçim iyilik oğlum? Dışarıda görsem tanımazdım seni. Zayıflamışsın. Avurtların içine gömülmüş. Tamam hatun. İlk günden yakınmaya başlama. İşte oğlunu getirdim sana. Çocuk bir iki gün sonra kendine gelir. Bağışla efendi. Ana yüreği. Analık işte. Ne yapayım? Oğlumu bu halde görünce birden fenalık geldi içime. Üzülme.
Şimdi berber gelir tıraş eder. Sonra da hamamda bir güzel yıkandı mı eskisi gibi olur. Mecnun ailesinin hatırına evine dönmüştü. Tıraş olup yıkandıktan sonra yüzüne bakılır hale gelmişti. Ama bütün bunlar Leyla'sına olan sevgisini unutturmamıştı. Yüreğinde hala Leyla'nın sevdası yanıyordu. Diğer yanda çırpınan bir kalp daha vardı. Leyla. O ne yapıyordu acaba? Dadı, Kars'tan bir haber var mı? Kulağına bir şey geldi mi? En son duyduğumu sen de biliyorsun. Baban kabilenin gençlerini onu öldürmeleri için emir vermiş. Ah, ya Rabbi, bu ne zalimlik böyle? Bir insan sevdiği ve sevildiği için öldürülür mü? Ah kızım, senin bu Mecnun da iyice işin tadını kaçırmış. Neredeyse bütün Arabistan'ı dolaşıp seninle ilgili beyitler söyleyerek adını yerlere düşürmüş. Baban da bunu duyunca küplere binmiş. Kars'a kızacağına babam kendine kızsın. Eğer beni ona verselerdi bu durumlar olmazdı. Zalimler, sevgisizler. Tek suçu beni sevmek olan birini öldürecekler, öyle mi? Yavaş küçük hanım, bağırma, baban duyacak. Duyarsa duysun, umurumda bile değil. Madem sevdiğimi öldürtecek, beni de onunla birlikte öldürsün. Dur kızım, daha kimse öldürülmedi. Sen ağlayıp feryat edeceğini Mecnun'un obamıza gelmemesi için dua et. Ah, bir bilsem nerede olduğunu, hemen koşup durumu anlatırdım ona. Ama bilmiyorum ki nerededir, ne yapıyordur, nasıl yaşıyordur. Mecnun baba evinde annesi tarafından kendisine kurulmuş tuzaktan habersiz, yüreğinde Leyla'nın sevgisi her saniye biraz daha büyüyerek vaktini hayal ve düşünce dünyasında geçirirken, yaşlı kadın planını uygulamak için Kevser'le konuşmuş ve genç kızı evine davet etmişti. Gel kızım, gel Kevser'im. Kays nerede teyzeciğim? İçeride. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Kimseyle konuşmuyor. Dalgın dalgın oturuyor. Leyla'yı düşünüyordur mutlaka. Öyle olmadı. Ama senin güzelliğinin ona her şeyi unutturacağına eminim. İnşallah Gülüşen teyze. Umarım Kays beni beğenir. Ah kızım, sen beğenilmeyecek bir kız mısın? Senin Leyla'dan eksiğin yok. Fazlan var. Kültürün var. Asilliğin var. Bunlardan hangisi Leyla olacak o şırfıntıda var sanki? Gel hadi benimle. Kays, evladım. Efendim anne. Bir misafirin var oğlum, içeri girebilir miyiz? Misafir mi? Girin anneciğim. Gel kızım. Leyla? Ne Leyla'sı? Bak, Kevser kızımı getirdim sana. Hatırladın mı onu? Evet. Hatırlamaz olur muyum? Çocukken birlikte oyunlar oynardık. Ne kadar da büyümüş. Ne kadar da güzelleşmişsin Kevser. Teşekkür ederim Kays. Sen de büyümüş ve değişmişsin. Siz iki eski arkadaş konuşun. Ben aşağı iniyorum. Yemek için mutfağa gireceğim. Yanına oturabilir miyim Kays? Tabii, buyur otur. Çok değişmişsin. Zayıflamışsın, süzülmüşsün Kays. Başıma gelenleri biliyorsundur. Beni bu hale aşk getirdi. Biliyorum. Söylediğim beyitler halk arasında dilden dile dolaşıyor. O beyitleri Leyla'ya olan sevdam söyletti bana. Ama haykırışların havada kalıyor. Bir sonuç alamıyorsun. Günlerin neler getireceği belli mi olur? Bir gün halimizi acıyıp bizi birbirimize kavuştururlar umarım. Böyle hayallere dalarak gençliğini daha fazla harap etme Kays. Yüreğinde yanan Leyla'nın sevdasının sana bir yararı yok. Neden kendini bu sevdadan, bu kara sevdadan kurtarmıyorsun? Şunu bil ki sana eş olmak isteyen kızlar pek çoktur. Ama benim gönlümde sadece Leyla var. Şöyle etrafına bir baksan başkalarının da olduğunu göreceksin. Hem sana layık olan bu kızlar o kadar yakınında bulunuyorlar ki
Bunlara neden bakmıyorsun Kays? Bunları neden görmek istemiyorsun? Aşkın gözü kördür derler ya. Ben de öyleyim işte. Neden böyle söylüyorsun Kays? Mesela ben Leyla'dan daha güzel değil miyim? Bilmem ki. Nasıl bilmezsin? İşte karşındayım. Benim nerem ondan çirkin? Öyle bir şey söylemedim ey Kevser. Senin ondan çirkin tarafın yok. Aç gözlerini Kays. Hakikatleri gör artık. Bu aşk sana felaket getirdi. Daha da getirecek. Leyla ile Mecnun adlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.